Merhaba arkadaşlar, Motoroloji'ye hoş geldiniz. Epeydir video yüklemiyorduk. Merak edenler olmuş, kanalın şifresini mi unuttunuz diye. Unutmadık tabii ki, devam ediyoruz. Çok güzel bir projeyle yakında karşınızda olacağız. Bu seriyi unutmayalım dedik. Bu seri ne yapıyor? Motosikletle ilgili yaşanmışlıkları böyle inceliyoruz, izliyoruz, yorumluyoruz. Ben başlangıçta bu tarz videoları izleyip feyz alıyordum. Yani bakıyordum lan demek ki böyle oluyormuş falan diye. O yüzden böyle gözümde canlandırabiliyorsunuz. Biraz daha simüle edebiliyorsunuz o şekilde olduğu zaman. Ben de böyle bir güzel bir seriye başlamıştım. İnsanlar tepki verince niye yapmıyorsun diye böyle yolda dövenler falan oldu beni böyle kenara çekip. O yüzden neyse lafı da çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Yorumlayacağımız birinci videoda arkadaşımız bakalım neler yaşamış. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaşımız virajdan dışarı çıkmış. Neyse ki ekipmanı tam, hiçbir şey olmadı. Seviniyoruz. Niye ekipman çok önemli? Çünkü böyle şeyler yaşadığımız zaman ekipmanımızın üzerimizde olması gerekiyor. Zaten bir kere lazım oluyor. O da üstünde olması gerekiyor. Yani arkadaşımızın da üstündeydi. Neyse devam edelim. Burada ön bırakıyor. Bak tam buraya geldiğinde şurada önün bıraktığını anlayabiliyoruz. Bakın tık tık tık. Burada bir ön bırakıyor. Zaten bu olmayacak bir gidon kırılması. Burada arkadaşımız düşüyor. Nedenini kısaca şöyle baştan izleyerek anlayalım. Evet, yani bu da hızlandırılmış video falan değil. Tamam, bazı bölümlerini yavaşlatıyorum daha rahat görelim diye ama arkadaşımız çok hızlı girmiş viraja. Yani motosikletinin ne olduğunu anlayamıyorum. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim tanıyorsanız motosikleti. Arkadaşımız viraja çok hızlı girmiş. Havanın ne kadar soğuk olduğunu bilmiyorum. Belki güneşte böyle şimdiki gibi soğuk ama güneşli diye böyle çıktı, giydi tulumları. İki tane gazlayacağım, çıkacağım, viraj yapacağım falan demiş olabilir. Lastikleri soğuk olabilir. Buraya gelene kadar belki yerleşim yerine çok yakın değilse ısınmıştır diye düşünüyorum ama lastikleri kabak olabilir. En nihayetinde ön lastik bıraktı diye düştü. Çok hızlıydı. Olması gerekenden fazla kontra verdi ve arkadaşımız yerle buluştu. Devamını izleyelim, sonra diğer videomuza geçelim. Hadi bakalım. Burada arkadaş düşüyor. Çok da devamı yokmuş zaten. Neyse. İkinci videoya geçelim arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Böyle 2'dir, 3'tür falan filan götürelim. Bu video bir arçılı sürüş videosu. Hadi bakalım nasılmış. Tabii ki dikkat çekmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız başına bir şey geldiği zaman herkesi uyarmamız gerekiyor. Dimitör mantıklıymış lan aslında. Şimdi bunun nedenine gelince, neden böyle bir şey yaşandı? Gece sürüşten bahsediyoruz burada. Toplu sürüş yaparken ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Fermuar düzeni dediğimiz bir düzen var. İşte birimiz böyle gidiyor, birimiz böyle gidiyor. İşte makarna falan. Takip ettiğimiz motosikleti maksimum görüş açısı yapmak için bu fermuar düzenini kullanırız. Sağımızdaki de onun sağındaki çaprazındakini daha iyi görebildiği için ve takip mesafesini koruyabildiği için bu düzeni kullanırız. Buna gece sürüşünde kırmızı ışık yandığı için uyulmamış olabilir. Çok normaldir. Herkes kırmızı ışıkta birlikte kalkmak istiyor olabilir. Muhtemelen bu arkadaşımız arkadaki artçısına bir şey söylüyordu ve öndekinin durduğunu fark etmedi. Yerler de ıslaktı. Şöyle ıslaktı. Göstereyim şurada arkadaşlar size. Şurada görüyorsunuz yerler ıslak. Veya asfalt kusması dediğimiz şey burada yaşanmış olabilir. Tekrar izleyelim slow motion'da. Gidiyoruz. Bakın burada yerin parladığını görebiliyoruz. Özellikle burada. Burada lastikleri ıslanıp önündekinin de durduğunu geç fark edince fren bastığında tabii lastikler yeni sudan çıkmış. Böyle tepkiler verebiliyor. Çoğumuzun başına gelmiştir böyle bir su birikintisinin üzerinden geçip böyle fren yaptığımızda önün ya da arkanın böyle bayağı kaydığı zamanlar denk gelmiştir. Gece sürüşlerinde çok görülemeyebiliyor böyle şeyler. Ama öndeki arkadaşımızın durduğunu her zaman görebiliriz diye düşünüyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Grup sürüşlerinde her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim başımıza bir şey gelmiyor. Çok samimi bir arkadaşımızın başına da bir şey gelebiliyor. Demin kahve içmişiz, ötekine işte şeyini kırmışız, arka lastiğinden girmişiz ya da granajını kırmışız ya da
İşte serseri bir arkadaşımız var grupta böyle sürekli teker yapan. Teker yaptığımızda arkadaşımızın ensesine ön lastiğimizi indirebiliriz falan filan gibi şeyler yaşanabiliyor. Özeten arkadaşlar, ekipman giyiyoruz, güvenli sürüş kurallarına uyuyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Motoloji'ye abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu tarz içerikleri seven arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Ekipman giyin, kendinize çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, Motoloji hoş. Ay giremeyenlerde. O kablo çıkıyor mu? Giremeyenlerde. Yok yok. Benim görmüyor. Arkadaşlar Spider-Man kılığınızı hoş geldiniz. Her yerden atmış. Bir motovlog nasıl çekilir? Bir motovlog hikayesi. Motovlog çekmeyen Motovlog kanalına hoş geldiniz. Bir kask nasıl çekilir? Merhaba arkadaşlar, Motoloji hoş geldiniz. Bu sürekli dizimi oynayıp duruyorum ben. Merhaba arkadaşlar, Motoloji'ye hoş geldiniz. Yalnız 10 dakikada bir şey kaydedemedik yani.